çoluk çocuk kadın demeden sivil halkların katledildiği bir ortamda mutlaka ezilen halkların ses çıkarması gerekiyor. Dünyanın dört bir tarafında etkili eylemler oldu, ses çıkarmalar oldu. Biz de DEM Parti olarak bütün Türkiye'li, Kürdistan'daki halklarımızı, Türkiye'deki halklarımızı, ezilen halkların birlikte mücadele ettiği parti olarak bu pazar günü 14 Ocak'ta, pazar günü Esenyurt'ta etkili bir miting gerçekleştireceğiz Filistin halkıyla dayanışmak için. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki ezilen halklar dayanıştığında ancak onurlu bir barış gelecek Orta Doğu'ya. Ve işbirlikçi devletler, mutlaka 200'lü ve işbirlikçi devletler ifşa edilmeden de biz gerçek barışa, onurlu barışa ulaşamayacağız. Şu anda açıklamalar yapıyor hükümet, AKP, MHP hükümeti, saray hükümeti. Karşıyız diyor bu savaşa ancak işbirliği devam ediyor. Ticari anlaşmalar, askeri anlaşmalar devam ediyor. Buradan gemilerle çelik gönderiliyor ve o çeliklerle silahlar yapılıyor. İşte o silahlarla o çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Bütün bunların bilinciyle, bu farkındalıkla bütün ezilen halkların bölgedeki ve bütün dünyadaki ezilen halkların bir arada eşit bir şekilde yaşayabilmesi için mücadelemizi yükseltiyoruz ve bu pazar günkü mitingi tüm halklarımızı etkili, kitlesel bir şekilde katılmaya davet ediyoruz. Gözleri önünde Gazze'de soykırım yaşanıyor. İsrail kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden katliam yapıyor. Yerleşim alanlarını yerle bir ediyor. Filistin halkı ve toprakları adeta yeryüzünden silinmek isteniyor. Tıpkı Kürt halklarına yapılmak istenen gibi Kürt halkının yaşadığı Kuzeydoğu Suriye'de, yani Rojava'da, Güney Kürdistan'da da yaşam alanları, hastaneler, tahıl depoları bombalanıyor. Demokrasi ve barış söyleminde yarışan dünya devletleri soykırıma suç ortaklığı yapıyor. Orta Doğu'da halkların savaş altında yaşamasına onay veriyor ya da görmezden geliyor. Türkiye'de ise ikiyüzlü politika yine devrede. Filistin davamız denilirken İsrail'e siyasi, ekonomik, ticareti, askeri ve kültürel ilişkiler devam ediyor. Türkiye İsrail'e ekonomik ortaklıkta ilk sırada yer alırken ticaret hacmi 20 yılda %532 artış gösterdi. En büyük ihracat ise savaş sanayisi alanında yapılıyor. Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ticarette herhangi bir yaptırım görülmedi. Aksine İsrail'in ihtiyaç duyduğu temel ham maddelerin Türkiye'den kalkan gemilerle taşındığı açığa çıktı. İstedikleri kadar mitingler düzenlesinler, istedikleri kadar din kardeşliği adıyla Filistin'e destek verdiklerini söylesinler. AKP, MHP iktidarı İsrail'e lojistik desteğini sürdürüyor. Kürt halkının, Filistin halkının en temel talebi olan özgürlük ve onurlu barış mücadelesi talebini savunduk, savunacağız diyoruz. İsrail'e tüm askeri, ticari, diplomatik, akademik, kültürel ilişkilere son verilsin diyoruz. Türkiye başta olmak üzere bölge devletlerinin savaşı besleyen, büyüten politikalarına dur diyoruz. Filistin halkının gerçek dostları olan bölge halklarını savaşların sona ermesi için mazlum halkların yanında olmaya çağırıyoruz. Şimdi Filistin'e ses olmanın zamanıdır.